Yağmur, yarım saattir susuyorsun, farkında mısın? O kadar çok konuşacak, söylenecek şey var ki. İlk defa yaşıyorum bunu, çok tuhafmış. Ben de ilk defa yaşıyorum. Bak, bana desen ki eğer şu Karşıyalı'ya git gel hakkın desen bana, hiç sorgusuz kıyafetlerimi direkt alırım suya. Öyle bir etkin var üstümde Yağmur. İstediğin her şeyi yaptırabilirsin yani bana. Allah Allah. Nasıl bir etkin varmış üstünde, bir anlatsana. Sanki böyle ben bir cümleye başlamışım, yarım bırakmışım da cümleyi sen tamamlamışsın gibi bir etki. İnsan ilk defa yaşadığı şeylerde çocuk gibi hissediyormuş. Bariz. Yani ben de ilk defa yaşıyorum böyle bir şey. Daha önce hiç böyle hissetmedim. Gerçekten. Hı-hı. Ben insanlar abartıyor zannederdim bu aşkı. Ama değilmiş. Hı-hı. Hatta anneme de çok kızardım. Madem bu kadar üzülüyorsun, bu kadar yoruluyorsun, niye vazgeçmiyorsun babamdan derdim. Annem gibi olmayacağım dedim kendime ama. Ben de savcım gibi olmayacağım. Onun yaptıklarını yapmayacağım. Seni hiçbir zaman bir yerde bırakıp başka bir yere gitmeyeceğim. Konu, durum ne olursa olsun seni yalnız hissettirmeyeceğim. Sen bugün bir susuyorsun Yağmur. Bu evlilik muhabbetine takıldın değil mi sen? Seni biliyoruz. Normalde olsa içinde tutmaz söylersin. Ama böyle cımbızla o kelimeyi çektin aldın cümlenin içinden. Yani evet Akgün. Sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Bak, daha yeni sevgili olduk. Biraz zaman geçirelim, birbirimizi tanıyalım. Yani acele etmeye gerek yok. Yani sırf babamı mutlu etmek için bunu yapmaya mecbur değiliz. Yağmur, bu bir mecburiyet değil ki. Ben senin hayalini kurdum, kuralı o ilk andan beri taktım yüzüğü parmağıma. Bu bir mecburiyet değil. Ama ne diyeyim savcıma? Ne yapayım? Gidip şunu mu söyleyeyim? Ben kızınla sevgili olmak istiyorum. Hayır, bunu söyleyemem savcıya. O zaman başka bir şey olur. Bunu soramam savcıya. O yüzden ben niyetten bahsediyorum. Yolun sonundaki kapıdan bahsediyorum. Yani esas niyetim bu savcım demek istiyorum ben savcıma ki doğru yoldan, direkt yoldan beni anlasın. Öbür türlü böyle lafı dolandırarak anlatmak gibi oluyor. Bana biraz ters kalıyor. Şimdi evleneceğiz dedik diye yarın evlenecek halimiz yok. Bunun bir evresi var, bir süreci var. Sözü var, nişanı var. Gezmesi, tozması var. Tanıması var, kaynaşması var. Tanımadan olur mu hiç Yağmur? Hem böyle mi teklif ederim ben sana? Baştan beri olayın, mevzunun nereye gideceğini, nereye evrileceğini tarif ediyorum ben sana. Krokimizi anlatıyorum yani sana. Yapacağımız planlardan bahsediyorum sana. Niyet bu. Niyet evlilik. Ne denir, nasıl söylenir? Yok, haklısın. Sen şimdi bunları düşünmemeye çalış. Çünkü bunları konuşacağımız, paylaşacağımız, üzerine kafa patlatacağımız bir sürü an olacak Yağmur, bir sürü. Sen şimdiden düşünme bunları. Şimdi sen şunu düşün, Laz Summer'ı düşün. Açmışız mekanımızı. Gümbür gümbür tutmuş. İğne atacak yer yok mekanda. Kalabalıktan yıkılıyor. Atmışız kendimizi dans pistine. Bir taraftan müşterilerle ilgileniyoruz. Bir taraftan dans ediyoruz. Bir taraftan gelenlere hoş geldin diyoruz. Gidenlere güle güle diyoruz. El ele, göz göze. Babandan da onayı almışız tabii. Dayağımızı yemişiz. Tam sen alıştın. Ne oldu, sen bir güldün. Oluru var mı? Yağmur Kara. Oluru var. Olmaz mı? Bence de var. Ama bak, bana söz ver. Babamla konuşmadan önce gelip bana bir haber vereceksin, tamam mı? Çünkü benim kendimi hazırlamam lazım Akgün. Öncesinde benim de bir hazırlığım var Yağmur. Koskoca Cumhuriyet Savcısının biricik kızına talibiz. Yağmur Kara'ya. Öyle kolay değil. Emrivaki yok.
Yok, tamam. İşte geldik. Geldik. Gitmemi istemiyorsunuz galiba. Elini tuttuğum için mi böyle konuşuyorsun? Yok. Sen bıraksan da ben tutarım. Bu nasıl güzel bir sabah ya. Acaba diyorum Yağmur, ben işe gitmesen mi sen? Şu okulun kapısından girmesen mi? Acaba ne yapsak biz? Nereye götüreceksin beni? Böyle insanlardan uzak, kimsenin olmadığı bir yere. Hep böyle mi olacak Akgün? Yani babamla konuşmadan biz insan içinde görüşemeyecek miyiz? Yağmur. Sen yine ayrı mı duracaksın benden? Öyle değil de işte, yani insanların gözüne sokarak görüşmeyeceğiz, en azından altını çizmeyeceğiz yani. Gizli gizli yani. Ya zaten niyetler belli. Oradan kafamız rahat, yanlış mıyım? E şimdi biz bunu söyleyip onayını aldıktan sonra da zaten göğsümüzü gere gere dolaşırız, ortalıkta gezeriz. Tasalanma. Her şey düşünülmüş. O zaman görüşürüz. İyi dersler. Hoş geldin Akgün. Ne haber? Ne oldu, şaşırdın sen bir? Oğlum bu ne hal? Sabah sabah toplaşmış insanlar, hayırdır? Kardeşim dün gecenin devamı işte. Artık kimler geldiyse sosyal medyada çevreleri çok genişmiş. Paylaşımlar, storyler, postlar falan filan uçtu bütün gece var ya. Sabahtan beri insan ya Akgün. Ben sana bir şey diyeyim mi? Oldu bu iş. Güzel, tamam, maşallah. Güvenlikle alakalı bir sorun var mı, çıktı mı? Hiçbir sıkıntı yok. İyi, tamam. Her şey tas tamam yani, değil mi? Bir sıkıntı yok. Yani bir eksikle tabii. Görünmedi mi? Birkaç kere aradım ama açmadı. Vallahi bu roket takımına yakışmayan hareketler diyorum. Yani diyordum ki insan lafının üstüne gelirmiş. Kardeşim hoş geldin ya. Vallahi dedim, bu bizi sildi defterden ha. Abi sen olmasan olmazdı be. Vallahi. Neyse boş ver. Sonuç olarak buradasın. Önemli olan da bu zaten. Evraklar orada mı? Birkaç parça eşya alıp gideceğim. Vaktim yok. Pişmanım diyeceksen eğer çekinmeden söyleyebilirsin bana, orta hale. Sen bana mı yoksa kendi aklına mı hakaret ediyorsun? Hakaret yok, şiddet yok. Tabii sen yarım bırakıp gittiğin için bunlardan da haberin yok. Bir habersin. Tamam oğlum, çok iyi işte. Bak bensiz burası tam sana layık bir yer olmuştur. Savcıdan da alırsın aferinini. Abi ama yapmayın böyle, bak olmuyor ya. Çok fazla gereksiz oldu Akgün. Lütfen. Şimdi sen savcından aferin alırsın falan diyorsun da. Bak, böyle de oluyormuş demek ki, değil mi? Yani haklı olduğumu görüyorsun ama görmüyormuş gibi davranıyorsun. Aferin, bravo. Sen haklısın. Tamam, hadi selametle. Gereksiz gurur yapıyorsun Soner şu an. Gereksiz gurur yapıyorum. Ha? Baksana oğlum mekana. Cıvıl cıvıl insanlar, cıvıl cıvıl. Sebebi ne? Dün gece bu mekanda silahlar patlamadı Soner. İnsanlar eğlenmeye geldiler. Doya doya eğlendiler. Efendi gibi kalktılar gittiler. Şimdi de geldiler, branşlarındalar. Niye hiçbir şeyler iyi olacak diye düşünmüyorsun ya? Ben kendimi kandırmıyorum oğlum. Senin aksine. Ben kim olduğumu biliyorum. Güzel şeyler bizim kapımızı çalmaz. Biz gidip zorla alırız. Artık öyle değil. Artık kaderimizi değiştiriyoruz. Ama sen sürekli kendini aşağı çekiyorsun. Bensiz daha kolay yaparsın ama. Evleniyorum oğlum. Durum ciddi.
Ciddi diyorsun da ne deniyor burada, tebrikler mi? Nasıl olduğunu sorabilirsin mesela yani. Neyini sorayım oğlum? Sen bana neden anlatmak istiyorsun? Anlatacak kimsem yok. Tamam mı? Oldu mu? Gururum mu okşandı diyeyim? Ha? Oturayım şurada. Karşılıklı dertleşeyim mi seninle? Kız da istiyor mu bari? Seni. Asla evlenmem diyen Yağmur Kara'ya bak sen. Nereden nereye? Naz. Ya hemen evlenmeyeceğim diyorum işte. Bir bakarsın Selim Kara yumuşamış. Ya hem o zaman böyle bir şeye gerek de kalmaz. Annem hep derdi ama ben inanmazdım. Asıl evlenmeyeceğim diyenlerden korkacaksın. Çünkü ilk onlar hep evleniyor. Teyzem. İşte. Teyzem çok iyi. Vallahi hemen evlenmeyeceğim ya. Bir dur. Düğün ne zaman? Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Savcı arıyor. Efendim savcım. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ne yapmışım savcım? Ya ne demek? Biz kaç kere konuştuk bunu ya? Ben seni daha kaç kere uyaracağım oğlum ya? Allah Allah, inadına mı yapıyorsun? Savcım ben de seninle o konuyu konuşacaktım. Ben söyleyecektim sana. Ulan neyi söyleyecektin? Neyi söyleyecektin? Ben o telefonu sana babanla konuş diye mi verdim? Zırt pırt ara diye mi verdim o telefonu? Ha savcım sen. Ha. Tamam savcım. Anladım şimdi. Ben de başka bir şey var zannettim de. Daha ne olacaktı ya? Daha ne olacaktı? Beni bağırtma. Emniyetin önündeyim bak, bağırtma beni. O adamı aramayacaksın. Öldü sanıyorlar. Baban yok. Öldü. İnsanlar öyle sanıyorlar. Yaşadığını öğrenirlerse bütün planımız, kurduğumuz bütün sistem çöker. Anlamıyor musun? Doğru söylüyorsun savcım. Tamamdır. Hak veriyorum. Ne işte? Ne oldu da aradın ya? Bu kadar önemli ne oldu? Önemli bir şey mi vardı? Ne oldu? Sana bahsettiğim savcının kızını bir görmeni istedim. Yaşadığını en başından beri biliyorum. Merhaba hanım kızım. Selçuk Bey. Yok önemli de değildi savcım. Değildi bir de, bari önemli olsaydı ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, bir daha bitti. Sakın sakın böyle bir şey yapmayacaksın, tamam? Tamam tamam, bir daha yapmam böyle bir şey savcım da sen ne yapıyorsun, evde misin? Ya da eve mi geçiyorsun, ne yapıyorsun? Evet. Eğer zamanın varsa seninle böyle bir mevzu vardı, onu konuşacaktım savcım. Mevzunun kalitesine göre değişir. Hayırdır, ne oldu? Ya yüz yüze konuşmamız lazım savcım. Ben eğer sen şimdi eve geçiyorsan geleyim o zaman diyorum eve. Ne diyorsun? İyi tamam, kapat. Böyle anahtar mı olur ya? Soksan sokamıyorsun, çıkarmaya çıkaramıyorsun ya. Estağfurullah savcım, iyi misin? Nasılsın? Nasıl geçti günün? Berbat geçti, nasıl geçecek günüm? Berbat bir gün geçirdim ya. Sen ne yapıyorsun burada? Sen bana bir şey mi konuşacaktın? Öyle bir şey var değil mi? Evet, aslında savcım şöyle bir... Şimdi Canan geliyor. Benim asıl Canan'la konuşmam lazım. Onunla konuşayım. Seninki acil değilse eğer, acil miydi senin konuşman? Yani bir tabii oturup konuşmamız lazım savcım. O zaman ben bir çıkayım yukarı, üstümü bir değiştireyim. O sırada zaten Canan gelir. Sonra bakarız işte. Bu hali nedir senin? Her zamanki savcım. Nasıl o? Nasıl her zamanki oğlum? Bayağı takım elbise, kravat takmışsın ya. Yaka bağır açık geziyordun sen, ne oldu? İyi olmuş ama. Güzel güzel, çok güzel. Adama benzemişsin ya. Dön bakayım bir. Güzel bak, ne güzel yakışmış ya. Öyle efendi gibi, müthiş. Süper, beğendim. Teşekkür ederim. Güzel güzel, sevdim. Aferin. İyi. Hadi ben bir değişeyim üstümü. Ben bir değişeyim. Hadi ben Canan'a gidiyorum. Ben de çıkayım savcım. Ne oldu, sen kravat çıkarmışsın? Çıkardım. Mekana gidiyorum.
Oğlum sen ne acayip çocuksun ya. Eve gelirken kravat takıyorsun, işe giderken kravat mı çıkarıyorsun? Yani çok öyle değil tabii. Eve gelirken takmamın sebebi. Allah Allah. Ver şunu ver. Kaldır yakaları. Kaldır kaldır. Kaldır mı? Gerek yok ama buna. Allah, nasıl gerek yok? Ne güzel olmuş işte. Adama dönmüştün. Yani illaki bir yerden bir faça ya. Süreklilik. Güzel. Sürekli takacağım bunu demek yani. Yakışıyor oğlum ya. Şey yapma yani. Kravat iyidir. Sıktı mı? Sıkmadı, sıkmadı. Gayet güzel. Aslan gibi oldu ya. Çok güzel, çok güzel. Çıkarma bunu. Hadi bakayım. Yürü gidelim. Hadi bakalım. Sana hayırlı işler. İyi çalışmalar. Sağ ol savcım da bir ara bir konuşacağız değil mi savcım? Bana vakit ayıracaksın, bir zaman ayıracaksın ufak bana. E oğlum konuşalım diyorum, anlatmıyorsun da. Acil bir şeyse anlat, dinleyelim. Acil niyetinden değil de savcım, bir müsait zamanında bir oturup güzel bir konuşmamız lazım bizim. Sakin sakin böyle. Selim. Hadi gelmiyor musun ya? Geliyorum. Ne haber Akgün? İyidir canım, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi. Hadi hadi. Sen nereye? Gelmiyor musun? Benim mekanda böyle az biraz işim var Canan Hanım, biraz. Selim yemek yiyeceğiz, haber vermedin mi? Ne bileyim ben, mekana gideceğim, işim var diyor çocuk ya, Allah Allah. Kaçmıyor mekan ya, gel doğru düzgün bir şey ye. Rahatsızlık vermeyeyim. Oğlum sen ne kadar nazlı adamsın ya. Gel işte gel, otur biraz, sonra kalkar gidersin. Gel bir düzgün yemek ye ya. Biz yengenle zaten biraz konuşacağız. Tamam savcım. Ne var yemekte? Kereviz, enginar, zeytinyağlardan, mücver var. Sağ olasın. Bu haliniz ne sizin ya? Cazcı kardeşler gibi. Ne olmuş ya? Ne güzel çocuk, giyimine kuşamına özen gösteriyor. Ne var bunda yani? Biraz insan gibi, böyle adam gibi, efendi gibi dolaşıyor. Ne oldu yani? Kendini mi benzetmeye çalışıyorsun? Zorla mı giydirdin? Ben? Ne alakası var hiç? Ellemedim bile. Ne giydiğini bile bilmiyorum. Ha bana özenip beni örnek alıyorsa kendine, bu onun vizyonunu gösterir. Yani ona bir şey diyemem. Tabii tabii, ben bu benim tamamen kendi tercihim Canan Hanım. Yani şimdi mekancılık işine falan başladık ya. Ondan sebep artık böyle kravatlı olalım dedim yani. Güzel, güzel. Onay verdi sağ olsun. Güzel olmuş. Gençliğin azıcık uzunu. Benim gençliğimde ben nerede böyle takım giyeceğim ya? Bu benim aylığım yetmezdi bu takımı. Ben nerede bu takım, nerede benim merinos takımım? İyi ama kumaş. Akgün, ne oldu ya? Neye şaşırdın bu kadar? Şaşırmadım ya. Kravat falan takmış ya, hani ilk defa gördüm çünkü. O yüzden bir yere mi gidiyorsun? Baban giydirdi Akgün, artık styling yapıyor. Ya benimle alakası olmadığını söyledi ya, kendisi söyledi çocuk ya. Sen çıkmıyor muydun ya? Nasıl buluşacaktın? Buluşacağım ama önce bir yemek yiyeyim ben, karnımı doyurayım, buluşurum, acelesi yok. Hadi sofraya. Arkadaşımız bizi kırmadı, sanatçı arkadaşımız. Kalktı geldi İstanbul'dan. Daha doğrusu İzmir'de bir konseri varmış. Buraya da geçerken İstanbul'a bir uğradı. Senin tabii İstanbul'dan çevren çok. Nazımızı kaprisimizi çekenler olur Canan Hanım, bizim de işte kendimize göre. Ya zaten filmlerde de öyle olmuyor mu? Hani mafyanın oğlun herkes iyi davranıyor. Tabii şimdi soyadın Taşkın olunca çevrende ona göre geniş oluyor. Ama sevgi, saygı başka bir şey. Menfaat peşinde, insanların peşinde dolaşması başka bir şey. Yok savcım, daha çok öyle değil de böyle hani böyle arkadaşlık, böyle sevgi, saygı üzerine kurulu böyle yapılandırdığımız arkadaşlıklarımız var bizim. Arkadaşlıktan kastım o yani. Karanlık simalar değil bu insanlar. Eğitimli, düzgün ailelerin, temiz, eğitimli çocukları yani. Sizin aileniz gibi. Ya Akgün abi, senin önceden de mekanın vardı değil mi? Vardı evet. White Day Akgün. White Day. Çok yaratıcı. Gerçekten. İnşallah bu mekanın sonunda o mekanın sonunda benzemez. Kimler geliyor şimdi bu mekana? Daha çok böyle üniversite talebeleri. Mesela Yağmur'un okulundan da sağ olsun gelen arkadaşlar oldu çok. Öyle mi Yağmur? Bilmem. Geldim ya. Sen nereden anladın Yağmur'un okulundan geldiklerini? Alınlarında Yağmur'un okulundan geliyoruz diye mi yazıyor? Girişte kartları bakıyoruz. Gittin mi Yağmur? Yok. Gitmedim. Yok gelmedi, gelmedi de gelse de bir sıkıntı olmaz ya. Ben zannetmiyorum bir sıkıntı olsun yani. Tabii canım, ne sıkıntı olabilir? İstediğin gibi gidebilirsin. Bir sıkıntı olmaz çünkü biz nasılsa sınırlarımızı belirlemişiz, çizmişiz. Hudut bekçisiyiz evet savcı. Ya Akgün abi, ben öyle mekanları çok merak ediyorum. Beni de götürür müsün bir gün?
Oğlum bir şeyden eksik kal ya. Senin ne işin var orada? Yaşın kaç, başın kaç gitmek istiyorsun oralara ya? Allah Allah. Ya baba niye öyle diyorsun ki? Akgün abi için abiniz dedin. Abinizin mekanında oturacağız edeceğiz yani bu. Olur ya olur. Bir gün niye olmasın ki, bir gün ayarlarız. Gelirsin. Ya benim şimdi sınav haftam yaklaştı. Ben ders çalışmam lazım. Size afiyet olsun. Sen de bol bol gel Akgün abi. Tamam, buralardayım ben, bilirim.